Kazanabilecek mi? Artık öğrendik oyunu, sizden daha iyiyiz diyebilecek mi, yoksa Mustafa daha çok öğrenmen gereken şey var mı diyecek. Dedikten sonra maçımız başlıyor. Herkese iyi seyirler. Herkese iyi seyirler gerçekten. Veysel, Baran versus Mustafa Bibarahir. Haydi bakalım. İsimleri ekleyeyim hemen. Hell Yang'ın kalbini kırdım diyor ya. Ne kadar tatlı söylüyor. Harun'un Kitana ayağını denk alsın. Kitana var. güzel ama ben annesini daha çok seviyorum. Yani Sindel, yanlış anlaşılmasın. Çok yanlış bir cümle. Ve maç başladı, ilk iti burada. Bir Baran'ın aldığını görüyoruz. Burada Veysel güzel yakaladı rakibini. İkisini sana Bu arada üçüne hatırlatmak isterim sıkıştırdı bir beyler. parayı. Bu final maçı olduğu için FT5 olacak ve fatality serbest. Evet. Evet, FT5. Upblock denemesi ama çok güzel bir empty jump. Çok güzel bir upblock Divara'dan. Bakalım kaç hafar çıkartabilecek. Corner kombosu, bakacağız şimdi kaç çıkacak. 406 hasar. Çok iyi bu arada iki tane gibi karakter için. Birbirlerini yokluyorlar. Up block ama empty jump ama throw escape. Wow. Burada Abi varsa çok yakın. Alır mı burayı? Bir var ha. Mustafa burada round'u alıyor, evet. Güzel gördü. Aynen öyle. Evet, güzel gördü. Çok güzeldi ancak. Yetmedi frame'leri çocuğum. Kıyamam. Burada bir punish. Çok güzel bir up block Veysel'den. Breaker. Abi ikisinin de kendine has bir gameplay olması ayrıca zevkli yapıyor oyunu. Şimdi şöyle, her karakterin internette olan, guide videolarında olan belli başlı kombaları, oynanış tarzı var ya. Bu iki adamın kendine özel oynanışı var. O yüzden alışkın olduğumuz şeyler dışında farklı şeyler de izleyebiliyoruz. Bu çok zevkli. Aynen öyle. Aynen öyle. Birbirlerini okuyorlar. İkisi de projektilli bebek için zıplıyor ya, çok komik. Setup tekrardan geldi Mustafa'dan. Ting ting ting. 355 güzel. 55 hasar. Overhead geldi. Mustafa'nın doldu break'i. Break 8 atacak. Saniye. Süre bitmeden önce atmaya çalıştı burada. Bir Aa, çok yakın. Ama 2, 1. Süre? 1 saniye Abi. Kala. Mustafa. Evet abi. 1-0. Mental önceliğini, mentalin öndeliğini şu an Mustafa aldı. Ama şöyle de bir şey var. Veysel'in mentali kolay kolay kırılmıyor. Evet. Nereden anlayabiliriz? 200 hasarla Eldirgad'a çıkıyorsun. 200 hasarla Eldirgad'a çıktı adam. Azim adam. Azim adam ya. Azim Azimov. Bu maç özelinde ben herhangi bir pick değişikliği kesinlikle görmeyeceğimizi düşünüyorum bu arada. Ben de. Yani şu FT5'in hepsinde aynı karakterlerle oynayacaklarına iddiaya varım. Birisi Kitan olmuş, biri zaten Sub-Zero olmuş. Yani dönüş uçlar karakterleri, anladın kemik mı? Kitleleri, maksimum cameo değişiyor. Kemik kitlelerinin karşındalar. Mainlerin kesinlikle değişeceğini düşünmüyorum ve ikinci maç başladı. Hadi bakalım.
First hit'i almaya çalışırken burada Veysel Ice Claw'la yakalandı bir bara. Çok güzel bir setup. Veysel daha bir güvenli oynuyor şu an fark ettiysen. Kendini evet. Safe'e alacak hareketleri yapıyor sadece. Çok güzel konfirmledi. Burada harika bir Ice Claw ama Breaker geliyor. Ve tabii ki Weave birbirlerinin karşılıklı Breaker'larını aldılar. Hop şurdum ve kulaklığım uçtu. Arkadaki Milena'yı görüyor musun? Böyle heyecanlı şekilde duruyor. Sanki kardeşini destekler gibi. Evet evet. Sindel'e bakmaktan maça bakamıyorum. Baron meşliyor. Meş yapabilirler bu arada. Meş yapılmaz diye bir şey yok. Meş çünkü meş riskli bir move aslında. Yanlış yerde yaparsan panişlenirsin. Nice punish. Setup'ını kurdu tekrardan Mustafa. Fırlatacak. Kuşlar havadan gitmedi. Yerden devam etti. 417 mid'de Kitana ile. Çok iyi. Çok güzel yakaladı. Çok güzel yakaladı ve büyük ihtimalle de öldürür. Neden? Kill olur. Neden şey basmadı? Divara. Farkında değildi Breaker herhalde. Breaker basabilirdi. Büyük ihtimalle farkında değildi. Çok güzel comeback 7 candan. Ve tabii ki yürüyüşün de comeback'i oldu. 1-1. Hadi bakalım. Abi tam istediğim klasmanda bir final. Evet, toksikliğe evet. Kadar bak. T-back yok. Hafiften üzerine yürüme var. Mental breakdown var. Çok zevkli. Final kurgu olacak kadar iyi. Vallahi kurgulasam bu kadar iyi denk gelmezdi. Belki ödülsüz bir maç olsaydı kurgu bile diyebilirlerdi. Ne diyorsun? Evet. Burada bir şey ses kalıp yalnızca fazla edeni ediyorum. Hadi bakalım. Star kişi gel. Veysel sanki bir tık çözdü Kitana'ya karşı nasıl bir gameplay sergileyeceğini. Daha agresif bir yapıya sahipti normalde. Daha sakin kontrollü. Oynamaya başladı. Daha kontrollü diyelim evet. Bence. Kesinlikle kesinlikle. Sabzura'ya zırh verdetti ama zırh nereye gitti onu çözemedim. Hem Ice Claw'un hem de Kumluğa şapkasının üstüne atlayıp geldi. Güzeldi orası. Evet. Ölçüp tatmalı, hafif zonlu. Ne diyordun sen? Footsie bir maç geçiyor mu diyordun? Footsie. Ama mesela bu... Bu tam Footsie değil. Footsie neydi biliyor musun? Ontes'le bir bara maçı Footsie'di yani. Footsie'nin dibiydi o. Bu arada güzel dive kick. Güzel yakaladı. Alabileceği maksimum verimi almak için fatalı da attı. Unutmayın arkadaşlar. Kill aldırıyorsa... Öldürdü bu arada. Öldürmemiş. Öldürmedi. Abi Sub-Zero'nun hasarı gerçek mi ya? Şu an burada Mustafa'nın bir bifine bakar diyecektim ama Veysel izin vermedi. Lao şapkasıyla aldır aldı. Ice Clone'u da araya koydu. Sub-Zero'nun Kitana'ya karşı avantajı da var aslında.
Hem projectile engelleyecek bir ice clone'u var. Hem de random atabileceği bir slide direkt yanında bitiriyor adamı. 417 vurdu bu arada, bir bereye. Aynen bundan bahsediyorum işte. Ice Claw'u nasıl punishleyeceğini zaten çözmüş bir ara. Backdoor'duydu yanlış hatırlamıyorsam o tuş. Ben Mustafa'nın bir şeyi çözmemesi imkansız. Up block'la beraber round'u da aldı. Aleyküm selam. Hasarları fark ediyor musun? 10-20, 10-20, ufak ufak. Aynen. Çok kafa round kafaya zaten, round zaten hep böyle bitmeye yakın, ya süre bitmeye yakın bitiyor yani round'da. Çok temkinli oynuyor ikisi de. Ufak ufak dökmelerle devam ediyorlar. Yakaladım usta, güzel confirm ama break attı. Sub-Zero havaya zıplayınca anti-air atmaya ne denir? Toton yemiyor. Çünkü her an bir dive kick şeyin var. Riskin var. Evet, aha hard punish. Ve aldı buradan büyük ihtimalle. Alamadı. 293 hasar verdi hareken. Çok güzel. Çok güzel bir bek. Yeter. Barayir burada skoru 2-1 yapıyor. İnanılmaz bir ikili ya gerçekten. Çok sahibi chat kuduri. Goat var. En toksik final. Yif seti oldu iyice. Aynen şey gibi. Skander'le o bir tane Big Daddy G var ya. Onun şeyi dövüşü gibi oldu. Veysel Sub-Zero. Evet Veysel Sub-Zero. Kitana Mustafa. Barayir vs. Baro. Sarina mı? Veysel'den cameo değişikliği geldi. Kitana'nın D4 Ice Claw'a değmemesi ilginç. Evet evet. Kitana'nın kostümü güzelmiş denge. Armorsuz punishleyebileceği tek yeteneği backdoor. Bu arada çok kötü ederim. Başladı Veysel. Hard punish başladı direkt. Ne yaptı bu? Bir trolledi sanki Mustafa. Ya da yanlış tuşa bastı büyük ihtimalle. O kadar maçtan sonra eller de terlemiş olabilir. Bir baranın etkinliğinde yanlış tuşa basıp sayrakta kendimi patlatmıştım, hatırlıyor musun? Oy, long range combo. Ice Clone'u yaşatmıyor Mustafa. Güzel. Canı fazlaydı ama yine de risk almadı ya. Çok güzel bir throw escape. Veysel bu sefer yaklaşmaya çalışıyor fark ettiysen. Evet. Şansınızı onda denemek istemiyor. Çünkü hem Sub-Zero cameosu var. Hem zonlayabiliyor. Ama yok yani adama zıplayarak tekme atamıyorsun her seferinde up block. Tek şansı kovalamakmış artık... gibi. Aynen. Yani adam ya artık denememesi lazım. Mustafa kendini kovalatmayı seviyor. Çünkü işine geliyor. Whiffleyebiliyor. Evet. Whiffleyebiliyor. Ama öte yandan Veysel'in de şanssızlığı şu. Hani istediğini yapmayayım ben de geride durayım gibi bir opsiyonu yok. Yaklaşmak zorunda. Evet. Kesinlikle öyle. Geride kalma opsiyonu yok. Blade of Mikael'e teşekkür ederim abi. Kesene bereket.
abi. High School'un işe yaramadığı noktalar derken bir troll daha geldi. Güzel yakaladı. Ama tabii ki maç çok sakin geçtiği için barlar çabucak doluyor ve yakalayan diğerine komboyu geçemiyor. Break dolmuş oluyor direkt. Maçı çift demeçler kazandıracak derken Veysel'den bir hata değerlendiremedi Mustafa. Tekrardan Ice Clone'u punishledi. Veysel yakaladı, fatalı atıyor. Evet. En ufak hata direkt round'a mal oluyor maalesef. Kesinlikle. Zın. Biraz sen sunmaya devam et de daha şey sunacağım, finali sunacağım. Böyle güzel oluyormuş dinlemesi. Sen kadar yapamazsak da işte gördüğümüz şeyi söylemeye çalışıyoruz. Bir iRemix değiliz o konuda maalesef. Estağfurullah. Yok mu sunuculuk derslerine başlama? Mustafa'nın mentorluk yapması gibi. Abi. Şey yok ya, ben sunuculuk için pratik yaptım sadece yani. Harbi mi? Evet. Abi bu oyunda yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri Mustafa'ya punish bir hareket yapmak. Affetmiyor abi. Overhead'le. Gerçekten affetmiyor adam ya. Volkan abi, isimler kaymadı. Şimdi pottan yaptığımız için maçları kazanan sol tarafa geçiyor ya abi. Bence şu an cevaplama. O sebepten ötürü diyelim, devam edelim. Çok kritik. Çok kritik şu an ama. Mustafa. Aniş veriyor burada. Yeter. Mustafa 3-1'e getiriyor durumu. Diyor ki o turnuvayı kazandım, kazayla kazanmadım. Hak ettiğim için kazandım. Aynen öyle diyor. İkisi de iyi. Ulan sattı. Gerçekten öyle bir ekip toplamışız ki yarısı turnuva şampiyonu. Gerçekten öyle diyor. Demigod'un altında adam yok. Abi... Tüm oyuncular gerçekten çok kaliteli insanlar. Evet yani. Oyuncuları toplamışız dedim ben. Itana, Serena, Sub-Zero. Abi final. Final gerçekten iyi. Mustafa şampiyonluğa 2 maç uzakta şu an. Veysel'in comeback evet atması gerekiyor. Acil bir şey yapması lazım. Acil bir şey yapması ben lazım. Ben de istiyorum böyle 4-4 olsun. Bu arada... Aynen ya, bir tane kazansa sanki 3 tane daha kazanacak gibi hissediyorum Veysel. Ve yakaladı rakibini. Oğlum içim acıyor ya, karakter hasar atamayınca. Abi yani... Veysel'i şu konuda tebrik ediyorum. Ben de. Aşık olduğu karakteri satmıyor. Ne olursa olsun abi. Onunla oynuyor ve onu en iyi şekilde oynamaya çalışıyor. Evet, aynen öyle. Hani bizim gibi değil yani, biz hem S tier, en azından benim gibi. Aşra oynuyorum, S tier bir karakter. Ama hala en ufak şeyine ağlıyorum. Aa? Öyle abi, kendinle barışık olmak lazım. Kesinlikle. The Breaker. Mustafa ve yine kaçan kovalanır taktiği alıyor o anda. Aynen öyle. Oğlum benim nefesim daralmaya başladı Mustafa. Benim de zaten ağzım kurudu. Bir punish. Bir punish adam yeter. Tık.
çok güzel ama büyük ihtimalle aynen kamyonun bitmesini bekledi, attı break'ini ve yine bir punish. Ve hard punish. Ya Veysel'e verdiği punishlardan dolayı kızamıyorum çünkü gerçekten bir şeyler denemesi lazım. Ne yapsın oğlum adam, aynen öyle. Abi baksana ya. Yani D1'e de bir punish atmazsın değil mi? Adam yani punishable olan her şeyi punishliyor. Ben başka bir Sub-Zero'nun bu matchup'ı böyle oynayabileceğini de düşünmüyorum bu arada. Esere de helal olsun. Love Yelpaze, Love Natural o kadar sinir bozucu ki oyunda gay sinir bozucu hareket olabilir Love Natural. Bak. Şuna bak, şuna bak. Sanırım çok kötü abi, çok kötü. Veysel'e ya ufak bir mental hasar vermiş Mustafa. Ben yedim mental hasarı. Veysel ne yapsın? Baksana hala. Ben yine aynı bitirecek bak. 5 saniye kaldı ve 4 tane down 4 ile down 3 ya da emin değilim. 4. round, 5. roundunda kazananı oluyor ve 4-1 oluyor skor. Çok uçuk bir, beklemediğim bir. Yani Veysel güzel başladı ama sanırım o üzerine yürümesi Bibara'yı demotive etmedi, motive etti. Ters tepti galiba. Yani 5-1 biterse bu bayağı üzülürüm. Ben de üzülürüm abi, ben bu maçı 4-4 hayal ediyordum. Ben de 4-4 bekliyordum. Bakalım neler olacak. Abi ilahi bir güç gelsin ve 4-4 yapsın şu maçı, 5. maçta çıldıralım. Peki Bibara'nın hala ne god ne demigod olması? Abi adam sevmiyor ranked'ı. Versus'ta iyi evet, oyuncularla oynamayı seviyor. Yani. Aynen öyle. Oynasa Elder God olurmuş zaten, gösteriyor bize şu yani, an. Yani tabii. Güzel. Artık Damwon'a bile güzel diyorum değdiği için. Öyle bir maç. Hani hit'i vurabilmek benim için güzel dememe yeterli bir sebep. Şu an Veysel için değil mi? Evet. Mustafa şu an Viyana gibi kuşatılıyor ama alınamıyor. Veysel zorluyor kapıları. Bunlar nasıl tabirler ya? Ufak bir sıkıntı gördüğünde hemen backdash'ini atıyor. Veysel'i üzerine çekmeye çalışıyor. Veysel kapıları zorluyor ama maksimum Damwon değiyor. Geri kalan her şey bloğa gidiyor. Kazanırsa turnuva sayısım şimdi bir bari için. Aynen öyle. Mustafa şu an kazanırsa turnuvanın şampiyonu oluyor. İnanılmaz. Evet arkadaşlar, burada bir Ice Clone denemesi, Sarina'ya yakalandığını görüyoruz. Bibara'nın. Veysel. Burada Sub-Zero optimal kombosu. 483 hasar, nasıl? İnanamadım bu kadar vurmasına birden. Sarina efekt galiba. Evet. Punish. Ama burada punish yakaladı Bibara. Çok güzel bir dunk. Chat şaşkın, 483 nasıl tartışıyorlar? Salak ya. Burada overhead denemesi ama başarısız oldu. Veysel sayıya çok yakın şu an ve alıyor. Veysel Amplify Special'la beraber. Buradayım ulan dedi. Final round. Sarina denemesi Veysel'den. Burada Love Natural'ıyla Veysel de kendisine şaşırır. Derken... Overhead ama hard punish. Breaker geldi. Abi yine punish. İyi denemeydi ama punish.
Veysel elinden gelen her şeyi yapıyor şu anda. Güzel bir Trov tek. Abi Mustafa'nın Trov escape'ler Halis mi? Trov yemiyor. Evet, ne Trov tek çalışmış oğlum herif. Up block. Çok güzeldir. Up block. Burada 293 hasar. Low denemesi. Çok kritik şu an. Abi çok heyecanlı. Çipten ölecek mi burada? 0.10. Abi. Upblock. Geldi mi finisher? Fatality atmadı. T-back de atmadı. Ve şampiyon efendim. Buyurun. Bibarahir. Abi teşekkür ediyorum Bibara hepinize. Helal olsun. Evet, ellerinize sağlık. Tebrik ediyorum seni evet, kardeşim. İkinizi de tebrik çok iyi, ediyorum. Mükemmel maçlardı. 700 TL ödülünde sahibi oldu efendim.